Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi tablomuzda 1'den 28'e kadar ardışık giden bir sıra numarası var. Şimdi ben bu tablomdan bir tane satır silmek zorunda kalırsam bu ardışıklık düzeni arkadaşlar gördüğünüz gibi bozuluyor. Ben bundan bir satır silsem bile ardışıklığının bozulmasını istemiyorum. Bunu nasıl yaparım? Şimdi ben size bunu göstereceğim. Şimdi bunları buradan sileyim. Belki tıkladım eşittir diyorum. Satır ve parantezi kapattım. Eksi diyorum. Tekrar satır. Şurada yapayım. Satır dedim. A1'i tıkladım. F4'te sabitledim. Parantezimi kapattım. Enter'a. Şimdi bunu çift tıklayarak aşağıya kadar indirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sayı yine ardışık. Ve ben buradan şimdi bir tane satır siliyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bakın. Ardışıklık bozulmadı. Yani sıra bozulmadı. Tekrar siliyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki ardışıklık bozulmadı. Pekala, ben buraya gelsem bir tane de satır eklemek zorunda kalsam ne olur? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ardışıklık bozuldu. Yani ben bunu silmede yapabiliyorum. Yani sildiğim zaman ardışıklık bozulmuyor ama ekleme yaptığım zaman ardışıklık, yani bu sıra numarası bozuluyor. Peki bunu nasıl halledelim? Arkadaşlar bunu normal Excel aralarında yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Bunu ancak nerede yaparız? Bakın şurada ekle sekmesinde tablo var. Bu tabloya tıkladığım zaman burada bir kutucuk gelir. Bu kutucuk da bizim tablomuzu tamamen işaretler. Ben buna tamam dediğim zaman bizim listemiz tablo formatına döner. Şimdi ben burada gelsem bir ekleme yaparsam bakın gördüğünüz gibi sıra numarası bozulmadı. Silsem bile arkadaşlar yine bozulmuyor. Gördüğünüz gibi. Tekrar yapalım. Buraya bir tane ekleme yaptım. Bakın sistem bozulmadı. Geldim en sonunda bir tane sildiğim zaman da yine bozulmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Biraz kısa oldu ama İnşallah işinize yarar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.